Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 28 Eylül 4 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar yine güçlü bir haftadayız. Enerjiler yoğun çünkü dolunay meydana gelecek. Güneş terazi burcunda ilerliyor. Sizin için keyifli bir alanda e, 9. evinizi aydınlatıyor. Ve bu hafta koç burcunda dolunay meydana gelecek. 3-9 aksınız hareketli. Hafta başından itibaren Merkür artık akrep burcunda ilerlemeye başladı. Ee, ve Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki seyri bu, bu yıl önemli çünkü bir aralığa kadar Merkür Akrep Burcu'nda göreceğiz. Son Merkür Retro'muz da Akrep Burcu'nda olacak. 14 Ekim'de başlayacak geri hareket 3 Kasım'a kadar sürecek. 14 Ekim'e kadar Merkür şu anda sizin 10. evinizde ileri harekette. Özellikle iş konularınızda, kariyer hesaplarınızda, planlarınızda ee, güçlü bir açı veriyor. E, bunu değerlendirebilirsiniz. Önemli işlerinizi, görüşmeniz, kariyerle ilgili konuşmalar yapmanız, gelecek planları yapmanız açısından 14 Ekim'e kadar daha rahat bir süreçte olabilirsiniz. Ve Mars Retrosu devam ediyor Koç Burcu'nda ve bu hafta Oğlak Burcu'nda ilerleyecek olan artık Satürn'e de Mars'ın bir karesi var. Mars-Satürn karesi. iki zor, sert, malefik gezegenin karesi oldukça sıkıntılıdır aslında biraz daha toplumsal anlamda aslında genel anlamda bir tesirde yaratabiliyor. Engeller, kısıtlamalar biraz böyle hareket özgürlüklerinde zorlanmalar yaratabilir. Belki bazı seyahat planlarınızı erteleyeceksiniz. Bazı ticari aktivitelerde, bazı e, otoriteyle ilgili ya da kurallar, yasalarla ilgili e, kısıtlamalar gelebilir. Bunlara dikkat edelim. E, kullandığınız özellikle otomobil, otomobile aracınıza dikkat edin. Arızalar olabilir çünkü. E, yakın ilişkiler ve komşularla, kardeşlerle olan ilişki dinamiklerinizde de biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gece yarısı Dolunay, Koç burcunun 9 derecesinde olacak, 3. evinizde olacak. İşte bu dolunay tam da Mars'ın olduğu, retro harekette olduğu üçüncü evinizde yakın çevre ilişkilerinizde bazı zorlanmalara yol açabilir. Kardeşler, komşular, akrabalar, kuzenler, yeğenler Onlarla ilgili daha hassas olmak gerekiyor. Kullandığınız araç gereçlerde bozulmalara, sorunlara yol açabilir. Bir ticari konuda, ticari bir aktivitede bir kısıtlamayla karşılaşabilirsiniz. Eğitimle ilgili bir yine zorlanma olabilir. Ya da bir farkındalık olabilir. Bir sorunu fark edebilirsiniz. Yani size belki ticari ilişkilerinizde ya da bir kardeşle olan bir probleminizde Problemi yol açan bir sorunu keşfetmeniz, bunun dolunayın enerjisiyle aydınlanması ve artık o sorunu keşfettikten sonra da çözüm yolları aramanız, onu şifalandırma imkanları bulmanız da tabii ki bu dolunayla beraber mümkün olabilir sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.